İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin Aralık 2023'te gerçekleşecek 3. dönem seçimleri öncesinde. Batı Ermenistan'ın evlatları Artyom Kolancan, Ermeni kimliği. Almanya Dışişleri Bakanı Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Barışı Koruma Tugay'ını ziyaret etti. Avrupa Birliği gözlemcileri yere sınır bölgesindeki durumu Almanya Dışişleri Bakanı'na sundu. Kültürel Soykırım Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV bir kez daha parlamento adaylarını tanıtarak potansiyel seçmenlerinden adaylarımıza onların biyografilerine ve Ermenistan Devleti'nin güçlenmesine yönelik yürüttükleri faaliyetlere daha fazla dikkat etmelerini ve seçtikleri adaya oy vermelerini istiyor. Kampanya sonu olan 15 Kasım 2023'e kadar her gün milletvekili adaylığına başvuran kişilerin kısa verilerini televizyonumuz sizlere sunacaktır. Datebik Azaryan Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı Hrant Çestyan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı Ararat Hovanisyan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı Lutmila Zadurova. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı Razmik Sahakyan. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı Samvel Julian, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili adayı. Web sayfamızda belirtilen bağlantılardan daha fazla ayrıntıya ulaşabilirsiniz. Artyom Kolançan, 22 Eylül 1993'te doğdu. Artyom'un çocukluğundan beri müzik tercihleri vardı. Müzik okulunun piyano bölümüne gitti ama sonra okulu bıraktı. Daha sonra müzik onun yaşam biçimi haline geldi. Aynı zamanda Devlet Televizyonu'nun teknik bölümünde çalıştı. 2011-2013 Artyom, Nusagirt'te ve ardından Talişte askeri görev yaptı. Topçu, kıdemli çavuş, Kolancan müfreze komutanıydı. Kendisine teşekkür mektupları ve şeref belgeleri verildi. 2016 yılında Artyom, Nisan ayının 4 gün boyunca ailesinden gizlice gönüllü olarak gitti. Aile üyeleri eve geldiklerinde orada olmadığını gördüler. Daha sonra cepheye gittiğini öğrendiler. O dönemde Artyom kurye olarak çalışıyordu. Savaş sırasında kendisi ve diğer işçiler işten atıldı. Sonra işe iade edildi. Savaştan sonra Artyom 25 gün daha cam barakta kaldı. 22 Eylül 2020 Artyom'un doğum günüydü. 5 gün sonra savaş haberini duyduktan sonra Dört gün boyunca giydi askeri üniformayı çıkardı. Askeri üniformasını ve askeri botlarını giyip evin içinde huzursuzca yürümeye başladı. Cepheye gitme girişimi başarısız oldu. 29 Eylül'de gönüllü olarak gitmeye çalıştı ama olmadı. 3 Ekim'de Artyom annesiyle birlikte askeri komiserlikten sevk alan sınıf arkadaşını görmeye gitti. Arkadaşının evine varmadan önce Artyom'a bir telefon geldi telefonda askerliğe kabul edildiği bildirildi. Annesi Arpine oğlunu en son 12 Ekim'de gördü. Annesiyle son konuşmasında Artyom güvence verdi. Kazanacağız. Cesaretiniz kırılmasın. 18 Ekim'de Artyom'un birliği Hadurt'a gönderildi. Artyom'un ölümünden sonra naaşı Yerevan'a götürüldü. Soyadında yapılan yanlışlık nedeniyle aileye daha sonra bilgi verildi. 28 Ekim'de atlı tıp uzmanlarından biri Artyom'u dövmelerinden teşhis etti. Artyom Kolancyan ölümünden sonra Doğu Ermenistan Savaş Hizmet Madalyası ile onurlandırıldı. Savaşta şehit düşen kahramanlarımıza sonsuz zafer. Kahraman Artyom Kolancyan hakkındaki yazının tamamını Vestin Armenia TV'nin internet sitesinde okuyabilirsiniz. Binlerce yıldır güçlü bir öz bilince sahip olan Ermeni milleti bir ideoloji olarak Ermeni milletinin büyük ışık veya güneş, güneşe tapınma inancında benzersiz bir şekilde özetlenen kendi türüne uygun bir kültür yaratmıştır. Havarilik, aydınlanma, konuşma, aryanizm ve dindarlık. Western Armenia TV, Ermeni eski inancının yeni inanca kalıtsal aktarımını, dizilişini ve karşılıklı bağımlılığını tespit etmek amacıyla tarihi, kültürel ve dilsel bir analiz yaptı. Western Armenia TV'nin internet sitesinde okuyabileceğiniz ilk analiz, Ar-Arevi'nin ideolojisine ayrılmıştır. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Beabok, Doğu Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Barışı Koruma Tugay'ını ziyaret etti. Beabok, Balahovit'te bulunan askeri birlikte Doğu Ermenistan Barış Gücü Komutanı Albay Arsen Mangasaryan ile görüştü. Ermeni barış güçleriyle konuştu. Onların geçtiği yolları ve farklı ülkelerdeki barış misyonlarına katılım hakkında bilgi aldı gösteri tatbikatına Almanya Dışişleri Bakanı da tanık oldu. Sonunda Ermeni barış güçleri Beaboka Ermeni yazı tipinin süslü bir resmini içeren bir tuval hediye etti. Almanya Dışişleri Bakanı Ermeni Barışı Koruma Görevlilerinin Uluslararası Barışı Koruma Birliği'nin çeşitli görevlerine katılımını son derece takdir etti. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ararat bölgesinin yerel topluluğunu ziyaret etti. Annalena Beabok, Avrupa Birliği'nin Doğu Ermenistan'daki gözlem misyonunun başkan yardımcısı Marek Kuberski tarafından karşılandı. Gözlemciler, Alman Dışişleri Bakanı'na Ermeni Amerikan katkısıyla yapılması planlanan meteoroloji tesisinin bulunduğu bölüme kadar eşlik etti. Bakır Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli olarak fabrikaya ateş açması ve bunun sonucunda inşaatta çalışan iki yabancının yaralanması nedeniyle fabrikanın inşaatı durduruldu. Kuberski, Almanya Dışişleri Bakanı'na fabrikanın idari binasının duvarlarında bırakılan silah izlerini göstererek bununla ilgili tarihçiye anlattı ve fabrikanın zaten başka bir yere kurulacağını kaydetti. Kuberski, Annalena Beaboka altı operasyonel gözlem üstünden gözlem görevi yürüttüklerini bildirdi. Sınır bölgelerini denetledikleri anlarda herhangi bir aşırılığın bulunmadığını, genel olarak durumun sakin olduğunu belirtti. Ayrıca gözlemcilerin Yaras bölgesinde ne sıklıkla gözlem yaptığıyla da ilgilendi. Özet bilgilerin alınmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Arçak'tan zorla yerinden edilenlerle görüşmek üzere Ararat bölgesinin Bostan köyüne hareket etti. Bakü uzun süredir Arçak'ta kültürel bir soykırım gerçekleştirmeyi hedefliyor ve bugün bile bu arzusunu gizlemiyor. Bakü, Arsak'ta ve Ermenilerin binlerce yıldır yerli varlığının olduğu her yerde kültürel soykırım yapmayı hedefliyor. 1997 ile 2006 yıllar arasında Nahçıvan'da yaşanan olay Ermenilere dair her türlü izi tamamen yok etmiş, Azerbaycan'ın kontrolü altındaki Ermeni kültürel anıtlarına, özellikle de mezarlıkları başta olmak üzere yol inşaatı faaliyetlerine yakın olanlara yönelik bir dereceye kadar başlamış durumda. Bakü'nün isteklerinden biri de Ermenilerin moralinin bozulması, böylece Ermenilerin Artsak'ı tamamen unutmasıdır. Bakü kontrolüne geçen Ermeni kiliselerindeki Ermeni yazıtları ve Ermeni harf izlerinin sahte olduğunu, bunların kaldırılması için şimdiden bir çalışma grubu oluşturduklarını duyurdu. Aylar önce Hazurt'taki Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev şunları duyurdu. Ermeniler camilerimizi kirlettiler, eski Ahvan tapınaklarını da kirlettiler ama restore edeceğiz. Bu yazıların hepsi yalan.'' Bu arada Ermeni akademik zihni Ermeni yazıtlarında geçen Ağvan, Ağvan terimlerinden de hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Çünkü Artsakh ve Udik'teki Ermeni Hristiyan cemaati kurulduğu andan itibaren Ağvan Kilisesi'nin entelektüel ve idari merkezi olmuştur. Ağvanlı Katolikoslar Ermeni kökenliydi. Ermenice konuşup yazıyorlardı ve kendi manastır ve kiliselerinin duvarlarına başka dillerde yazı bırakmalarına gerek yoktu. Hatırlatalım ki 1954 tarihli silahlı çatışma halinde kültürel değerlerin korunmasına dair Lahey Sözleşmesi'ne göre herhangi bir milletin kültürel değerlerine zarar vermek tüm insanlığın kültürel mirasına yönelik bir saldırıdır ulusun küresel kültürel çeşitliliğe katkısı vardır. Ayrıca 1954 tarihli Lahye Sözleşmesi'nin dördüncü maddesine göre tarafların kendi kültürel değerlerine ve karşı tarafın topraklarındaki değerlere saygı göstermeyi taahhüt ettikleri bu değerlerin başka amaçlarla kullanılmasının yasaklandığı ifade edilmektedir. Silahlı bir çatışma durumunda bu değerlerin yok edilmesine veya onlara karşı yöneltilen her türlü düşmanca eylemden kaçınılması gerekir. Taraflar ayrıca kültür varlıklarına yönelik her türlü hırsızlık, gasp veya yasa dışı el koyma eylemini ve bunlara yönelik her türlü vandalizm eylemini yasaklamayı, önlemeyi ve gerekiyorsa engellemeyi taahhüt ederler. 1954 tarihli birinci Lahey protokolüne göre işgal altındaki topraklarda kültürel veya manevi değerlerin yok edilmesi yasaktır. 1999 tarihli ikinci lahi protokolü bu gerekliliği yeniden teyit etmekte ve böyle bir eylemi 15. madde uyarınca uluslararası bir suç olarak nitelendirmektedir. Kültürel değerlerin yok edilmesi eylemleri, savaş mağdurlarının korunmasına ilişkin 4 uluslararası sözleşme ve protokol, 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Savaş Kanunları ve gelenekleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları, protokolleri ve insan hakları anlaşmaları ile de yasaklanmıştır. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Ermenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Ermenya TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ermeni şarkısı Yertum adlı eseri sunuyoruz. Ayrılık Ne ganz so in sirtne taku komm er maya school sehr mich kätzki dir ni sira ra je te yesa o imam ert velegal teşgör Okit makel Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.